Nasılsınız Ayhan Bey? Her şey yolunda mı? Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz Hasan. Biliyorsun herkes gibi hepimiz de şu an yaşanan bu koronavirüsü kriziyle mücadele etmek için, öncelikle sağlık mücadelesi etmek için ve ekonomik mücadele etmek için herkes aynı gemide. Biliyorsun hepimiz uğraşıyoruz ama iyiyiz şu an için. Umarım sen de iyisindir. Bizler deyiz. Allah yardımcımız olsun. Gerçekten zor günler geçiriyoruz. Bütün dünyada. Kesinlikle öyle, kesinlikle. Ben öncelikle tabii senin böyle bizim canlı yayınımızda konuğumuz olmanı bizi gururlandırdı. Çok teşekkür ederiz değerli zamanın için. Ve böyle bir dönemde Hasan Beyciğim, böyle bir dönemde hem değerli takipçilerimize, hem vatandaşlarımıza, müvekkillerimize, müşterilerimize, arkadaşlarımıza bir şekilde destek olabilirimin bir adımı bu ve senin de değerli bilgilerin çok değerli olacak öğrenci takipçilerimiz için, öğrenci genç arkadaşları için, çünkü hepsinin inanılmaz bu dönemde soruları, kaygıları olabiliyor. Ben dolayısıyla şöyle bir şey yapayım. Hani ben seni tanıyorum. Sen yayına Evet. katılana kadar da hep bahsettim senden. İşte Zoni Dil Okulları'nın Manhattan Kampüsü direktörümüz işte Hasan Altuntaş Bey de katılacak diye epey bir anonsu yaptım. Fakat biraz kendinden bize bahsedersen sen, hem bizim seni tanımayan Tabii. takipçilerimiz tanıması açısından dinliyoruz seni. Arkadaşlar merhabalar. İsmim Hasan Altuntaş. Yaklaşık 12-13 yıldır eğitim sektöründe faaliyet gösteriyorum. Eğitim, yönetim ve liderlik üzerine Walden Üniversitesi'nde doktora yapıyorum. Aynı zamanda doktora öğrencisiyim. Son bir yıldır New York'tayım. New York'taki Zonit Dil Okulları ağının Manhattan kampüsünün franchise sahibiyim. Onun yanı sıra eğitimle yatıp eğitimle kalkıyoruz. Bizim önceliğimiz, bütün bilgimiz, tecrübemiz eğitim. Eğitimle ilgili birçok farklı projelerimiz de var. Zaman zaman Ayhan Bey'le de olsun, diğer arkadaşlarımızla da olsun projelerimizi bahsediyoruz, paylaşıyoruz. Yaptığımız projelerden ziyade istiyoruz ki insanlar da faydalansın, topluma bir nebze olsun, bizim de faydamız olsun. Çalışmalarımızı bu şekilde yürütüyoruz. Şu an zor günlerden geçiyor. Dünya olarak gerçekten zor günlerden geçiyoruz Ayhan Bey. Biz de zaten sohbetimiz sırasında bahsedeceğiz. Kendi bünyesinde bulunduğum okul grubu olarak da öğrencilerimizin yanında olmak adına birçok farklı etkinlikler, farklı organizasyonlar yapıyoruz. O şekilde. Aslında Hasan Beyciğim, o konuya girebiliriz. Çok güzel, hani bir noktaya değindin. Gerçekten şu an yaşanan bu krizde tabii herkes merak ediyor dolayısıyla. Bu durumda tabii siz bir eğitimci olarak, hani eğitim sektöründe yer alan bir okul olarak, siz bu durumla ilgili öncelikle tabii nedir bu eğitim sektörü, sizce nasıl etkilendiğiyle başlayabiliriz istersen. Tabii. Tabii ben hani önce bu konuya girebilirsek, sence eğitim sektörü de nasıl etkilendi anlatabilirsen çok sevinirim. Ayhan Beyciğim, eğitim sektöründe bu virüs sebebiyle aslında Amerika Birleşik Devletleri bu krizden en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor. Biliyorsunuz her yıl 800-700 bine yakın uluslararası öğrenci Amerika Birleşik Devletleri'ne değişik programlarıyla, staj programlarıyla geliyor, F-1 statüsüyle. Yaklaşık 4 milyar dolarlık bir eğitim hacmi var F-1 statüsüyle gelen öğrencinin Amerika ekonomisine katkısı. Bu virüsten dolayı da son rakamlara hakim değilim ama benim kendi hani diğer sektörde olan arkadaşlarla ettiğim sohbetlerden yola çıkarak sektörün %30, %40'lık payı tamamen erimiş durumda. Birçok öğrenci bu krizden dolayı evine dönmek zorunda kaldı. Zor günler, zor dönemlerden geçen, okul kapatan birçok eğitim kurumu oldu. Hazırlıksız yakalanan kurumlar da oldu bu arada. Hani şükürler olsun biz uzaktan eğitim modeline yaklaşık 2 sene önce başlamış olan bir kurum olarak bir sıkıntımız yoktu zaten. Altyapımız, donanımlarımız vardı. Kriz yaşandığından itibaren de bütün programlarımızı hali hazırda devam eden online programlarımıza entegre ettik ve kaldığımız yerden eğitimlerimizi şu anda devam ediyoruz. Hani biz de etkilendik, etkilenmedik de desek yalan olur ama online eğitimlerle en azından o etki alanını biraz daha azaltmaya çalışıyoruz şu an. Çok güzel. Yani online eğitime siz de okul olarak şu an imkan sağlıyorsunuz ve bu şekilde Evet. çalışmalarınızı yapıyorsunuz. Bu çok güzel. Peki şey noktasına, ben biraz önce bahsettiğim noktayı biraz açayım o zaman, hem okuluna girebilirsen.
şey dedim biraz önce, hani biz de okul olarak bazı önlemler almaya başladık. İşte bazı çalışmalar yapıp bu kriz döneminde belli adımlar attık da, dedim. Bunlardan biraz bahseder misin? Hani ne tür adımlar, önlemler aldınız? Biraz onu açabilirsen sevinirim. Bunlardan bir tanesi biz dil okulu grubu olarak yapmış olduğumuz bir kriz masası oluşturduk öncelikle. Genel merkezimizin destekleriyle. Bu durumdan zarar gören, maddi açıdan gerçekten sıkıntılı günler yaşayan öğrencileri o kriz masasına yönlendirdik. Burada ihtiyaç, maddi kayıpları olan, belki bu kriz sebebiyle işini kaybetmiş aileleri veya sponsorları, maddi anlamda gerçekten zarar gören öğrencileri, bütün öğrencilerimize bu arada %20 eğitim ücretlerimizi indirime gittik. Bu indirimimiz bir süre daha devam edecektir bu kriz süreci bitene kadar. Onun yanı sıra bu kriz masasında gerçekten ihtiyaç sahibi olan öğrencilere hem psikolojik destek hem de maddi anlamda kendilerine destek olması için bir birimimiz kuruldu. Onlarla birebir özel olarak ilgileniliyor. Arkadaşlarımız bu konularda takip ediyor. Onun yanı sıra bütün eğitim çalışanlarımıza, idari personellerimize uzaktan eğitim modeliyle alakalı tekrar bir eğitim verdik. Onların eğitimlerini tamamladık. Şu an sorunsuz bir şekilde, örneğin dün 850 tane Manhattan'da okuyan öğrencimiz uzaktan eğitimle derslerine başladılar. Tabii ufak tefek teknik sıkıntılar yaşanıyor. Teknolojik altyapısı olmayan, işte yani telefonlardan, cihazlardan ötürü, internet bağlantılarından ötürü ufak tefek sıkıntılar yaşasak bile genel olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. En azından bu süreci bu sağlıklı bir şekilde atlatmak adına yapmış olduğumuz faaliyetler bunlar Ayhan Bey. Çok güzel. Bence hani özellikle şey çok hoşuma gitti bahsettiğin, hani okul olarak bir kriz masası kurduğunuz, hani öğrencilerden gelen durumları ve sorunları dinlediğiniz ya da çözümler ürettiğiniz, biraz onu açarsan o çok güzel bir noktaydı. Tam olarak öğrenciler ne tür bilgileri ve yardımlara oradan ulaşabilecek, ondan biraz bahsedersen sevinirim. Ayhan Beyciğim, ortada çok bilgi kirliliği oluyor, siz de şahit oluyorsunuzdur. Çocuklar tabii endişeye kapılıyorlar. Süreçle ilgili çok fazla detaylı bilgiye hakim olmuyorlar. Bunlardan bir tanesi işte kampüs dışında çalışma izinleri için müracaatlar başladı, biliyorsunuz. Evet. Onun yanı sıra işte F1 öğrencinin için maddi destek programı gibi bir program başlatılma söz konusuydu. Bilmiyorum son durum nedir. Yani bugün içerisinde PDS hoca arkadaşımla görüşmedim, bilgi almadım ama yani immigration konusunda çok sağlıklı olmayan bilgiler alınıyordu. Öğrenciler farklı duydukları bilgileri, doğru olmayan bilgileri bizlerle paylaşıyorlardı. Hani bu tarz bilgi kirliliğinin önüne geçmek adına, bir de öğrencilerimizin sağlıklı bilgiler alarak ilerlemesini ve kontrol altına atmak amacıyla bu birim öğrencilerimize, yani işte çalışma iznine müracaat edeceklerse hazırlaması gereken evraklar, süreçle ilgili bütün birim detaylı bilgileri, doldurmaları gereken formlara kadar arkadaşlarımız yardımcı oluyor, yönlendiriyorlar. Keza hani dil konusunda da örneğin her farklı dillerden çalışanlarımız, işte Rusça bilen, İspanyolca bilen, Arapça bilen arkadaşlarımız da bu ekibin içerisinde. Hani olur da bir iletişimcilik söz konusu olduğunda öğrencilerimizin kendi dillerinde konuştuğu şeylerle hani daha iletişim sorunu ortadan kaldırmak yani. Kesinlikle çok güzel. Gerçekten hani Hasan Beyciğim, böyle bir kriz ortamında karşı karşıya kalındığında kişilerin ya da kurumların bu tip bir kriz yönetimine nasıl el atacaklarını aslında gösteren çok güzel bir çözüm. Ben o açıdan gerçekten sana da okulumuza da çok teşekkür ediyorum. Hani öğrencileri bu şekilde ortada bırakmayıp yani onların böyle bir kriz ortamında desteklemeniz. Evet. Şey de çok hoşuma gitti. Aslında biraz önce söylediğin o indirimden bahsediyor olman var olan öğrencilerinizle şu an. Bu çok çok büyük bir destek. Çünkü ben bunu duymadım başka yapan bir okul şu anki ortamda. Aslında yapılması gereken bir şey. Öğrencilere destek olunması açısından yapılması gereken bir şey. Bu tamam. Noktada da hani yaptığınızın bence çok önemli, başarılı bir adım olduğunu düşünüyorum. Hani çünkü maalesef senin de yayının başında dediğin gibi aslında Amerika eğitim noktasında çok etkilendi. Çünkü dünyanın eğitim turizmi noktasında ya da eğitim noktasında yabancı öğrencilere kucak açan ya da yabancı öğrenci sayısı bulan en büyük, yani en öndeki devlet. Yani bir numara devlet şu an. Ve dolayısıyla bu krizden inanılmaz etkilenmeler oldu. Ve bu noktada da sizinle bu öğrencilerimizin daha mağduriyet yaşamaması için bu tip bir çalışma yapıyor olmanız gerçekten gurur verici. Ben peki
Şöyle devam edeyim. Tabii sorulara geleceğiz. Bazı sorular var. Ben onları arada bir sana geçeceğim ya da konuşacağız onları. Tamam. Şimdi ben tabii şey noktasında şöyle bir durumla başlayabilirim. Bizim tabii yani şeylerden, takipçilerimizden, öğrencilerimizden çok çok gelen sorulardan bir tanesi. Senin de biraz önce sizin kriz masasının değindiği, cevaplarken öğrencileri yönlendirdiği nokta vardı. Bu noktada tabii biz de biliyorsun avukat olarak gerekli açıklamaları, bilgileri verdik. Ama tabii öğrenciler kararsız, belli şeyler oluyor, ne olduğu belli değil gibi bir durumun ortasındalar. Peki ben şöyle bir şey sorayım. Sizin okul olarak bu şu anki öğrencilere, bu yaşanan krizden dolayı ekonomik anlamda ciddi etkilenmiş olan öğrencilerin kampüs dışı yani okul dışı çalışmasına imkan verecek I-20 belgesi noktasındaki böyle bir belgeyi veriyor musunuz, vermiyor musunuz ek belgeyi? Ya da bu noktada sizin DSO'nuzun ya da okulunuzun aldığı karar nedir ya da durum nedir? Bilgi verebilirsen çok sevinirim. Ayhan Beyciğim, şu an biliyorsunuz UCICS kapalı. Yani Seviz sisteminde yeniden bir I-20 issue etmenize müsaade edilmiyor şu an. Bu kriz sonlanana kadar da bu süreç devam edecek. Biz bu süre zarfında öğrencilere hazırlamaları gereken evrakları, prosedürleri açıklıyoruz. Ne zaman ki UCICS I-20 belgesini düzenlememize izin verdiği andan itibaren de çocukların çalışma izinleriyle ilgili olan gerekli olan yeni I-20'lerini hazırlayıp vereceğiz. Ama şu an bir I-20 belge düzenlemiyoruz yani. Ben bunu öncelikle teşekkür ederim. Hani bu konuyu açıklama getirdiğin için zaten şu an sorunlardan bir tanesi şu noktada bitiyor. Bir kez bir kriz ortamındayız. Kriz ortamında yaşandığı için burada okulların bile fiziksel olarak kapanma durumundan bahsediyoruz. Tamam. Bu ortamda tabii ki devlet kurumları ne kadar açık olsa bile ama işlem noktasında ya da çalışan noktasında çok kısıtlı durumdalar ve dolayısıyla özellikle bu ayda bu evde kalma, dışarı çıkmama yasağı ve kuralı devam edeceği için bütün ay bu noktada tabii tam net bilgileri daha Sevis'ten alamama durumu olabilir. Aslında ben de bu noktada aslında tavsiyem öğrenci arkadaşlarımıza ya da takipçilerimize kesinlikle DSO'larıyla ya da öğrenci temsilcileriyle irtibatta olmaları ve onlardan da bu tarz bir I-20 belgesini alabilmeleri için ya da ne zaman alabileceklerin mümkün olmasını beklemek istiyorlar. Şimdi bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Aslında güzel bir soru bu. Şey de getirebilir. Tabii eğer hani sizce bir sakıncası yoksa açıklamanın. Şöyle bir soru soruyorlar. Hani bazı okulların yok işte biz böyle bir şey vermiyoruz diye gibi açıklamalarla geliyorlar öğrencilere. Sorulan soru da şu yönde. Böyle bir I-20 vermenin okula bir zararı var mı ya da okula bir zararı oluşan bir şey mi diye bir öğrencimizden gelen bir soru var şu an. Ya sonuçta bunun yani avukat da olmadığım için kendim de DSO olmadığım için bu arada hani kişisel fikrimi paylaşacağım sizlerle. Yani bu süre zarfında okulun veya gittiğiniz okulun herhangi bir kaybı yok. Sonuçta size bu imkanı tanıyan Amerika Birleşik Devletleri'nin göçmenlik ofisi. O yüzden bizim kurum olarak veya şey olarak herhangi bir maddi kaybımız veya zararımız burada söz konusu olmayacak. Sonuçta size bu çalışma izni verecek olan devlet zaten. Bu arada siz başvuru yapıyorsunuz. Belki Ayhan Beyciğim hani bu arkadaş bütün başvuru yapılan arkadaşların çalışma izninin onaylanıp onaylanmayacağı da söz konusu değil. Belki onaylanmayabilir. Hani bu Tabii, şu tabii. demek bu şu demek değil arkadaşlar, bilmiyorum. Size Amerikan hükümeti çalışma izni için müracaat hakkı tanıyor. Yanlış mıyım Ayhan Bey? Aynen öyle. Aynen. Çalışma izninin verilip verilmeyeceğini verecek olan ilgili kurum veya kuruluş biz de değiliz. Biz sadece sizin I-20 belgenizde çalışabilme müsaadesine uygundur olan gerekli ibareyi belirten bir açıklama yazan I-20 belgenizi o şekilde düzenleyeceğiz. Onun dışında bizim bir kaybımız veya Bu burada bir kadar. yükümlülüğümüz yok yani. Aynen. Ben tahmin ediyorum bu açıkladığın o gelen soru noktasında net bir açıklamadır diye düşünüyorum. Şimdi zaten tabii ki bu bütün başvuruların yeri gelmişken ben söyleyeyim. Hani okul bu tarz bir izni veriyor diye çalışma izni alınacak diye bir kaydı yok. Dolayısıyla göçmenlik dairesi buna uygun olup olmamaya bakacak. Yani bir kişinin gerekli I-20 yani ya da F1 statüsünü koruyup korumadığına bakacak. İki kişinin herhangi bir finansal gerçekten değişimi ya da etkilenmesine emin olacak, bakacak.
Ve dolayısıyla üçüncü zaten kişinin bu noktada çalışma izle uygun olacağını göçmenlik dairesi karar verirse ve onaylayıp çalışma kartını, iadesini gönderiyor olacak. Yoksa kesinlikle bunun öbür türlü bir garantisini vermek zaten mümkün değil. Ben bir de yeri gelmişken onu açıklayayım, sen bahsettin. Yani bu zaten özel koronavirüsle ilgili geçirilen bir özellik değil. Bu zaten var olan bir durum. Sen de biliyorsun. Ayhan Beyciğim, bu kanun 2008 yılında mı hayata geçmiştir diye hatırlıyorum ben. Yani bu şu an aynen şu anki bir yani yasa ya da yapılanma değil. Bu önceden olan bir kural. Bu zaten öğrencilerin olağanüstü durumlarda etkileneceği durum. Mesela farz edelim öğrenciniz var. Öğrencinizin sponsoru var ama sponsorun işini kaybediyor. Ya da sponsorunun işi batıyor. Ya da sponsorunun olduğu ülkede dolar bir anda değişiyor. Biliyorsun bir iki yıl önce Türkiye'de olan durumlar. Dolar bir anda oradaki para değerine göre çıkınca değeri de kaybedince çocuk ciddi anlamda öğrencilere bu tip başvuru yapma imkanlarını sağlıyorlar zaten. İzin veriliyor. Dolayısıyla burada tabii ilginç olan taraf koronavirüs gibi bir krizin çok geniş kapsamda her yeri etkilemesi, bir anda New York'u, çevre eyaletleri, Amerika'yı, Avrupa'yı, yani bütün her yeri etkilemesi bir anda tabii öğrencilerin bir anda bu konuda ne yapabileceklerinin paniğini yaratmış oluyor. Ben aslında bu konu gelmişken bir soru vardı. Ben o soruyu şimdi açacağım. Yeri gelmişken sana ileteyim ben o soruyu. Ben tahmin ediyorum epey bir takipçilerden bu soru geliyor olacak. Bir soru var bir takipçimizden gelen. O da şu yönde Hasan Bey, size gelen. Bu kriz ortamında aylık okul ücretinin ödeyememenin F1 vizemizde sıkıntı yaratabilir mi? Şimdi ben bu soruyu sana doğru önce yönetmemin sebebi, avukat olarak bana yönetmektense sana doğru yönetmemin sebebi, sen bir eğitim kurumundasın ve bu noktada sizin tabii şu an karşılaşacağınız ya da sen çok güzel bir şey söyledin biraz önce. Biz hatta indirim yapıyoruz ki öğrencilerimiz bu evet. süreci atlatsınlar diye. Ama öğrencilerin bu ücreti ödeyememe durumu normalde F1 statüsünü etkiler mi? Şimdi tabii normalde biliyorsun bu etkiler. Yani okula kaydolmazsa, okula ödemezse statüyü kaybedebilir. Bu durumda nasıl bir cevap vereceksin diye takipçimiz soruyor. Tamam, çok güzel bir soru. Soruyu soran arkadaşı tebrik ediyorum öncelikle. Bu süreci nasıl etkiler? Normal, bu arada biz bu inisiyatifi aldık mesela. İndirim imkanı tanıdık ama birçok okul dediğiniz gibi indirim veya fiyatlarında herhangi bir düşüşe dahi gitmediler. Yani bizim bu kriz masamıza öğrenci eğer gerçekten ekonomik anlamda ciddi bir harçlık sorunuyla karşı karşıyaysa belgeleriyle beraber kriz masamıza yönlendiriyoruz. Öğrencimiz eğer oradaki kuruldaki arkadaşlarımız öğrencimizin sunmuş olduğu belgeleri gerçekten ciddi anlamda doğru buluyorsa, investigation'ı başarılı bir şekilde tamamlıyorsa biz ona öğrencimizin de mağduriyetini mağdur etmeyecek şekilde ya ciddi bir indirim ya da burs, yani buradan bütün öğrencilere burs imkanı tanıyamıyoruz maalesef. Ama yani öğrenciyi de mağdur etmemeye çalışıyoruz bu durumda. Kriz masasıyla beraber hareket ediyoruz yani. Tamamdır. Bence gayet güzel, yani yerinde bir cevap. Tabii ki hani kişilerin statülerini devam ettirmesi için tabii. Mecburen kayıtlarını devam ettirmeleri gerekecek. Bu konuda bize de epey bir genç arkadaşlardan gelen sorular oluyor. Bu tabii dikkat edilmesi gereken bir nokta olacağını düşünüyorum. Bir soru var, ben onu ileteyim sana. Belki tam bu ücretleri konuşuyorken yeri olabilir diye düşündüm. Takipçimiz şu şekilde soruyor. Yani Amerika'daki dil okullarındaki fiyatları ya da ortalama fiyatlar nedir diye size iletiyor Hasan Beyciğim. Şimdi Türkiye'den gelecek olan öğrencilerimiz için sunmuş olduğumuz fiyatlar var. Şu an itibariyle sizlere net bir fiyat veremiyorum. Çünkü fiyatlarımızda da değişikliğe gidiyoruz biz. Şu an o değişim aşamasındayız. Eğer arkadaşlarımız okul, özellikle benim kendi okulum hakkında fiyatlar, bilgiler, detaylı bilgiye sahip olmak isterlerse mail adresimizi yazabiliriz buradan. haltuntas@zoni.edu adresine mail atabilirler. Ben direkt kendileriyle admission department'ımızı iletişime geçirebilirim. Veya bizim Türkiye'de de temsilcimiz olan birçok acentalar var. Bizi temsil eden temsilciliklerimiz var. İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da. Oradaki birimlerimizle, arkadaşlarımızla görüşebilirler. Fiyatlar hakkında onlardan detaylı bilgi alabilirler.
Harika. Çok teşekkür ederiz Hasan Beyciğim bu sorunuz için. Şimdi ben şöyle bir şey sorayım bu noktada. Madem yani yurt dışından gelen öğrencilerden bahsettin sen. Tabii genel bir soru olarak onu sorayım. Umarım zaten biliyorsunuz krizler kalıcı değil. Yani bu kriz var ve Evet. geçecek. Önemli olan bu krizi bizim hep beraber birbirimize destek olarak güçlü bir şekilde bir arada durarak tabii sosyal anlamda hani ya da sanal anlamda bir arada durarak söyleyeyim. Bu şeyi geride bırakmamız, bu riskli dönemini, kriz dönemini geride bırakmamız bu mümkün olacak. Yani bu bütün kalıcı bir olay değil. Bir süre sonra kalkacak. Tabii ondan sonra da genelde öğrencilerimizin de bilmek istediği bir şey var. O da hani Amerika'ya dil eğitimine gelmek isteyen öğrenciler oluyor. Bizi takip eden takipçilerimiz de var. Bu konuda tavsiyelerin ne olur? Hani bir hem bulunduğun okulun yani eğitim direktörü olarak sen bu konuda nasıl bir tavsiyede bulunursun? Ülke dışından Amerika'ya dil eğitimine gelecek öğrenciler ve takipçilerimiz için. Ayhan Beyciğim, şimdi ben arkadaşlara tavsiye vermek isterim ama şu an içimizdeki vereceğim tavsiyeleri kesinlikle şu an içinde bulunduğumuz kriz ortamında düşünmeyin. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlattıktan sonra yine yurt dışında eğitim almak istiyorsanız öncelikle benim tavsiyem gideceğiniz lokasyonu çok iyi belirlemeniz gerekiyor. Bütçenizi ekonomik açıdan karşılayabileceğiniz mali açıdan da kendinizi hazırlamanız gerekiyor. Lokasyon bütçe ikilisini ortak bir arada yürütmeniz çok mantıklı. Onun yanı sıra yani gittiğiniz şehrin buraya gelip burada Türk kültürüyle veya Türk arkadaşlarınızla beraber vakit geçirecekseniz hiç gelmeyin bir şekilde yani. Yani dil artık uzaktan da öğrenilebiliyor. Bugün şahidiz. Buraya Amerika'ya gelmenizdeki amaç sadece dili öğrenmek değil, buradaki kültürü de hayat yaşam tarzını size katacağı bir takım artıları da cebinize koyarak dönmeniz gerekiyor ülkenize. O yüzden olabildiğince kendinizi iyi tanımanız, iyi tanımlamanız, hedeflerinizi iyi koymanız gerekiyor gelmeden önce. Ondan sonra yine lokasyon, bütçe, yani bunların hepsini düzenli bir şekilde planlayarak hareket edebilirsiniz. Amerika eğitim sektöründe yine bir numaralı bir ülke olmaya devam edecek. Çünkü eğitimin altyapısını da Amerika geliştiriyor bu arada. Yani bugün kullandığımız elektronik yazılımlar, uygulamalar hepsi yine Amerikan şirketleri tarafından opere ediliyor. O yüzden yani bir New York, yani birçok Amerika'nın büyük şehri her zaman eğitim için cazibe merkez olmaya devam edecektir Ayhan Beyciğim. Çok teşekkür ederim. Bu tabii sonuçta yurt dışından bizi takip eden takipçilerimiz için de bilinmesi önemli tavsiyelerdi bence. Ben Şimdi bir dipnotta bulunabilir miyim Ayhan lütfen, Beyciğim? lütfen. Arkadaşlar şu an mevcut statüde F1 statüsünde olan öğrencilerim için söylüyorum özellikle. Mesela ülkeden bu kriz sebebiyle ülkenizden ayrıldınız, Amerika'dan ayrıldınız, ülkenize gittiniz. Ne yapmanız gerektiğini bilmiyordunuz. Bana bu konuyla ilgili çok soru soran oluyor, arkadaşlarımız yazanlar oluyor. Bulunduğunuz ülkede eğer kurumunuz size uzaktan eğitim imkanı tanıyorsa bu kriz dönemi sonlanana kadar F1 statünüzü eğitim alarak aktif bir şekilde tutabiliyorsunuz. Bu normalde olan bir şey değil. Sadece bu kriz döneminde Immigration'ın almış olduğu böyle bir kural var. Sizin de bilginiz vardır. Benim şu an Kolombiya'da, Brezilya'da, Türkiye'de uzaktan eğitimle derslerine bağlanıp F1 statüsünü tutan koruyan arkadaşlarımız var. Aynen buradaymış gibi değerlendiriliyor. Kriz dönemi bittikten sonra da normal uçaklarına binip bizim onlara göndereceğimiz I-20 ile eğitimlerini devam edecekler burada. Normal hiçbir kayıpları olmayacak yani. Bunu soran veya yanlış bilgilendiren arkadaşlarımız da oluyor. Açıklamak istedim. Bana birkaç kişi yazmıştı. Belki Bu izliyorlardır buradan. aslında çok güzel bir nokta. Yani var olan I-20'lerini kaybetmiyorlar demek istiyorsun. Evet. Ülkelerinde kalabiliyorlar ve sonra var olan I-20'yi yenilemeden geri gelebilecekler diyorsun. Aynen öyle. Bence bu çok güzel bir bilgiydi. Bunu geçiyor olmana sevindim. Şimdi tabii bu kriz ortamında diğer bir durum ne? Gerçi siz okul olarak internet üzerinden eğitim imkanı sağlıyorsunuz. Bunun dışında tabii mesela bu kriz ortamında biliyorsunuz öğrencilerimiz de evlerde kalıyorlar.
Sizce bu evde kalma döneminde İngilizce öğrenmeyi pratiği olarak tavsiyeleriniz nelerdir bu öğrencilerimize? Hani ben seni bir eğitim uzmanı olarak da gördüğüm için evet. Bu noktada nasıl tavsiyelerde bulunursun? Öğrencilerimiz evdeyken çıkamama durumunda İngilizce geliştirme, öğrenme noktasında, pratiği noktasında ne tür tavsiyelerde bulunabilirsin? Artık eğitim, yani şu an sizlerle işte bir telefon aracılığıyla iletişim halinde sesimizi duyurabiliyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız da yine eğitim programları var. Birçok kendi dil şeylerini geliştirebilecek yazılımlar var. Bunları indirebilirler. Yine keza İngilizce materyaller, filmler, diziler izleyebilirler. Hem listeninglerini hem pratiklerini geliştirebilecek programları takip edebilirler. Onun yanı sıra yine arkadaşlarınızla FaceTime, işte Skype, birçok online platform üzerinden yabancı, uluslararası öğrenci veya Amerikalı arkadaşlarınızla bol bol konuşun. Onlarla dertleşin, sohbet edin. Bunları çok size faydası olacaktır. Evde yani normal yapmak, hobilerinizi aynı zamanda eğitimimize katkı veren bir enstrüman olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel, harika bence bu tavsiyeler. Şimdi gerçekten ben Hasan Beyciğim, hani görmediğimiz bir dönemle karşı karşıyayız. Değişik bir sınavdan geçiyoruz, mücadeleden geçiyoruz. Bugün düşün ki New York valisi ve New York belediye başkanı, New York City belediye başkanı, biz bir savaştayız artık. Yani bir savaştayız ve bu savaşta kalma mücadelesini veriyoruz şu an. Delecek bir noktadayız. Ben gerçekten seni böyle takipçilerimizle böyle bir ortamda bir yere getirmekten inan çok mutluyum. Çünkü ben şuna inanıyorum, yani bu yapılan bu pozitif bir görüşmenin, bu söyleşinin bile eminim çoğu arkadaşımıza, çoğu takipçimize faydası olacak, bakışı olacak. Her şeyden önce moral olacak. Çünkü moralimizi güçlü tutmamız gereken bir dönemdeyiz. Senin bu noktada açıklamak istediğin son sözlerin varsa, hem bu yaşanan durumlara hem tavsiye olarak, bu sayede programımızı kapatabiliriz. Ayhan Beyciğim, belki öğrencimize bir katkısı olur. Buradan da ben duyurayım. Biliyorsunuz benim yani Amerikan Türk toplumunda çeşitli STK'larda üyesiyim. Bunların içerisinde birçok faaliyet ve etkinlikler düzenliyoruz. Bugün itibariyle biz Amerikan Türk Topluluğu Birliği ve Amerika Giresunlar Derneği olarak yardıma ihtiyacı olan öğrencilerimize nakit ve gıda yardımı yapacağız. Çok güzel. Bugün içerisinde sosyal medyadan duyuracağız. Öğrencilerimize de hani bir nebze olsun katkıda bulunmak istiyoruz. Şu an hep beraber bir krizin içerisindeyiz. Birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor, destekçi olmamız gerekiyor. Yani bugünler de geçecek. Burada birliğimizi, beraberliğimizi en güzel şekilde tesis etmek zorundayız. Özellikle Amerikan Türk toplumu olarak yani bizim için birliğimizi sağlamak adına çok güzel bir fırsat. Bu krizi fırsatı çevirebiliriz. Bununla alakalı öğrencilerimiz isterlerse bizimle iletişime geçebilirler. Ben zaten kendim sosyal platformlarda da paylaşacağım bu gelişmeyi. Onun yanı sıra ailelerimiz hepimiz uzakta. Biz burada bir avuç gurbetçiyiz. Uzaklarda hani yani sevdiklerimizden uzağız ama burada kendimiz küçük bir aile oluşturduk kendimize. Birbirimize elimizden geldiğince sahip çıkmalıyız, destekçi olmalıyız. İnşallah bu günler de geçecek. Bütün sağlık çalışanlarına, bütün arkadaşlarımıza, polislerimize, şu an sahada olan bütün emekçi kardeşlerimize çok çok şükranlarımı sunuyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Çok katkıları var. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerden de Allah razı olsun. Bu arada çok öğrencilerimize yardımcı oluyorsunuz. Onlara sağlıklı bilgiyi doğru ve güzel bir şekilde sunuyorsunuz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Hasan Beyciğim. Gerçekten açıkladığım biraz önceki STK çalışması ile ilgili. Lütfen bana da bilgileri geç. Ben de paylaşımını yaparım onun. Gerçekten bu dönemlerde bu tarz STK çalışmalarına daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Her koyulacak bir taş ve yardım bu şekilde. Bu işin basit ve yani daha kolay bir şekilde geride kalması için çok değerli olacak. Ben o yüzden hem sana hem
Sizin STK'nızı yönetimine de teşekkür ederim o noktada. Ve dediğim gibi o bilgileri lütfen benle de paylaşın. Biz de takipçilerimize seve seve paylaşırız. Hem destek olmaları noktasında hem de desteğe ihtiyaç olacak kişilere iletmeleri noktasında. Çok teşekkür ediyorum. Çok kendine teşekkür çok ediyorum. Dikkat et, sağlıklı kal. Tekrar konuşmak üzere diliyorum. Tamam mı? Çok sağ olun. Evinizde sağ olun. Kalınız. Stay at home arkadaşlar. Bu kadar. Kendine iyi bak. Çok sevgiler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Görüşürüz Hasan'cığım. Bay bay. Oldu, görüşürüz. Sağ ol. Bay.